ne zaman ve nasıl yapıldığını daha dün gibi hatırlıyoruz ve burası hızla büyüdü. Binlerce kişi istihdam ediliyor, üretim ve ihracat yapılıyor ve biz de yavaş yavaş eskiyen gazeteci olduk. 46 yıldır bölgenin canlı şahidi, gazeteci ve belgeselci olarak dünyayı gezerken, Anadolu'yu gezerken hiç Gebze bölgesini ihmal eder miyiz? Gebze'de olup bitenleri de tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına Devri Alem farkıyla belgeselleştiriyoruz. Önemli bir makam. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla birlikteyiz. Söyleşi yapacağız. Devri Alem mikrofonlarını kendisine uzatıyoruz. Bakın neler söylüyor, neler anlatıyor. Birlikte izliyoruz. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgemiz ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla birlikteyiz. Önce sizi bir kısaca tanıyalım efendim. Tabii. İsmim Dursun Çetin benim. Endüstri mühendisiyim. 33 yıllık mühendisim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Gebze Plastikler OSB'ye geçen yıl başkanlık yapmaya başladım. Yaklaşık 35 yıldan beri Gebze ve civarında sanayicilik yapıyoruz. Çeşitli fabrikalarda çalıştım ben birçok yerde ve şimdi kendi işletmemiz var. Orada üretim yapıyoruz. Durum bu şekilde. Efendim nasıl sanayiciliğe başladınız? Önemli, geçmiş, evet, geleceğin aynası. Birkaç cümle. 2004 yılında çalıştığım firmadan ayrılarak, bir Fransız firmasıydı bu. Ayrılarak kendi firmamı kurdum ben. Bu çalıştığım firmada destek verdi bana ve o şekilde üretim, plastik üretimine başladım. Ana işimiz otomotiv için plastik parçalar ve metal parçalar üretiyoruz. O şekilde biz başladık. 2004'te Hasköy Sanayi Sitesi'nde ilk üretimimize başladık. Daha sonra 2014'te burada arsa alarak fabrika inşaatına başladık ve 2017 yılında taşıdık fabrikamızı buraya. 2017 yılından beri GEPOS'un içerisindeyiz. GEPOS... Neden Gebze'yi tercih ettiniz? Geçmiş o önemli. Onu da söyleyelim. Şimdi Gebze olarak bütün yol güzergahlarının ve geçiş noktalarının üzerinde hava alanı, demiryolu, limanlar, deniz yolu, büyükşehir, İstanbul'un çok hemen yanı başı, teknoloji, işte beyaz yaka, yabancı dil bilen kişiler hep buralarda. Dolayısıyla buranın çok büyük önemi var Gebze'nin sanayi yönünden. Bizim de yaptığımız işler ve birçok buradaki fabrikaların birçoğu yaptıkları işler itibariyle teknolojik işler bunlar. Yani uzak bölgelerde bu işlerin yapılma ihtimali yok. Plastik üretiminde teknolojik ekipman çok fazla. Kalıp, robot, makina, plastik teknolojisini gerektiren proses. Bunlar ancak bu büyük şehirlere yakın yerlerde yapılabilir. Şimdi çevreciler hep diyorlar ya biz işte buralarda yeşil alanı koruyalım falan. Tabii ki biz de koruyalım ama ülkenin de sanayiye ihtiyacı var. Yani buradaki makilik araziler var. Buraların önümüzdeki bence bir 20 yıl içerisinde ıslah edilip daha düzgün sanayi haline getirilmesi lazım. OSB haline getirilmesi lazım. Ben tam lazım. O noktada sizin büyüme planınızın olduğunu da evet, öğrendim. O konuda bir bilgi verir misiniz efendim? Bizim büyüme planımız şöyle. İlk etapta Sanayi Bakanlığımıza ve valimize başvurduk. Bu komşu sınırlarımız içerisinde daha önce tahsis yapılmış 400 dönüm bir arazi var hemen yanımızda. Daha önceden 2004-2005 yıllarında bunun tahsisi yapılmış. 2B sorunu çözülünce GEPOS'a bunlar burası 400 dönüm dahil olabilir şeklinde. Bununla ilgili müracaatlarımızı yaptık. İlk birinci etapımız bu. İkinci etapta da daha sonraki dönemde bu Pelitli köyünün ilerilerinde ve o bölgede çok dağınık halde olan şeyler var, araziler var, fabrika yapılaşmaları var. Oralarda zaman içerisinde bir yine GEPOS 2 şeklinde bir şey yapılabilir. OSB, hatta ortak OSB bile kurulabilir başka OSB ile birlikte. Yaklaşık bizim burası 1.400.000 metrekare, işte bu 400 dönümü de alırsak 1.8 milyon metrekare olacak burası. Diğer taraflardaki o ıslah edilecek olan alanlar var. Oralarda da yine derme, çatma çok dağınık durumda. Fabrikalar, depolar yapılmış. Aslında burada iyi bir planlama yapılıp buradaki 4 tane şu anda OSB var burada. Taysat, GOSB ve biz, bir de Güzeller OSB var. Bu dördümüzün bir araya gelip bu Peritli ve üst taraftaki kuzeye doğru olan kısımda yeni bir planlama yapılıp oralarda yeni sanayi alanları, sanayi parselleri açılması lazım. Yapıyor musunuz bu görüşmeleri? Tabii yapıyoruz. Bunların hepsini görüşüyoruz. Belli bir noktaya geldik ama daha çok yol var kat edecek yani. Anladım. Peki Gebze'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gebze'de tabii sanayicisiniz ve en çok yatırım olan sizlersiniz. Evet. Gebze'de de bir insanlar yaşıyor vesaire, sosyal, kültürel hayat. Bu noktalarda düşünce önerileriniz. Yani nasıl bir güzel sanayiyle uyumlu bir Gebze kenti olabilir? Tabii. Şimdi Gebze özellikle büyük şehire yakın olmasından dolayı biraz sıkışmışlık bir durum var Gebze'de. Sanayi bir taraftan oldukça yoğunlaştı. Nüfus çok aldı, göç çok aldı. Fakat işte Gebze'nin kuzeyi oldukça boş. Yani bu birçok bölge kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru yollar yapılıp o tarafa doğru bu şehrin deplase edilmesi lazım bir miktar. Sanayiyi de yine o tarafa doğru geliştirmesi lazım. Oralardaki ormanlık tarım arazileri yok çünkü genelde böyle pek işe yaramayan küçük ağaçlar var, çalı çırpı şeklinde. O bölgelerin işte barajlara çok fazla da yaklaşmadan, çünkü orada 2 tane baraj var. Barajlara da çok yaklaşmadan derinlemesine bir yaklaşık bir 50-60 kilometre şehri biraz o tarafa doğru kaydırmak gerekir. Hem sanayi parselleri oluşturur hem de yaşam alanları oluşturulabilir. Tabii bu ana iş olarak belediyenin işi ama benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yapılması lazım. Efendim, Plastik Organize Sanayi Bölgesi'nin daha dün gibi canlı şahidiyiz. 90'lı yıllarda nasıl kurulduğunu Gebze Gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak yakından takip ediyoruz. Siz de 2005 yılından itibaren buradasınız. Bize Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi'nin geliş sürecini, seyrini birkaç cümleyle özetler misiniz? İlk yıllarda plastikçiler bir araya geliyor. Kooperatif olarak burayı satın alıyorlar, buradaki araziyi. Daha sonra 88-89 yıllarında OSB olma sürecine giriyor. Ve o yıllardan bu tarafa doğru ve güzel bir gelişme göstererek hiçbir kredi kullanmadan, devletten hiçbir destek almadan buradaki sanayiciler bir araya gelerek GEPOSB'u kuruyorlar. Şu anda GEPOSB'da doluluk %99, yani son 1-2 parsel kaldı. Onlar da inşaat aşamasına girdiler. Tamamen doldu. İstihdam ve üretim, ihracat. Onları da söyleyelim. Yaklaşık 12.500 çalışan var GEPOSB'da, fabrikalarımızda. 147 sanayi parselimiz var. Bunların 145'inde faal fabrika var. 57 tane de yine sanayi, küçük sanayi dükkanı var. Onlar da yine faal durumda çalışıyor. 12.500 çalışan. İhracat olarak da 1.2 milyar dolar tahmini olarak bir ihracat rakamı da var. Bu şekilde rakamlar daha da geliştirilebilir. Efendim, pandemi günleri yaşıyoruz. Tarihe not düşelim. Gerçekten büyük bir salgın, dünya, sanayicilerimiz, ekonomimiz etkilendi. Birkaç cümle ondan bilgi alalım. Evet. Tabii pandemi bütün dünyayı sarstı. Türkiye'de bu işin içinde maalesef biraz bayağı bir kötü etkilendi ama sonuçta bizim diğer ülkelerdeki gibi yani çok fazla bir üretim kayıplarımız olmadı. Belli bir miktar üretimimiz oldu. Hatta bazen istihdam artışlarımız da oldu. Avrupa'daki aşırı duruşlardan dolayı oradaki üretim bir kısmı buralara kaydı. Ama temel olarak buradaki fabrikalar pandemiyle ilgili tedbirlerini aldılar ve oldukça sıkı tedbirlerle burada Sağlık Bakanlığı'nın da tabii ve buradaki ilçe Sağlık Müdürlüğümüzün de denetimleriyle fabrikalarda salgın çok büyük bir etki göstermedi. Bazı bölgelerde birkaç fabrikamızda oldu, diğerlerinde çok bir şey olmadı. Tam tedbirleri alındı ve şu anda geçiş sürecindeyiz. Muhtemelen bu senenin sonunda herhalde normal olacaktır, normala dönecektir yani. Hem son olarak bir Marmara-İzmit Körfezi'ndeki kirlilik. Şu an evet, Türkiye gündeminin bir numaralı sorunu, doğru, derdi. Efendim siz de bu bölgelerdesiniz. Neler söylersiniz? Şimdi Marmara Denizi'ndeki bu kirliliğin, müsilajın en büyük sebebi bu atıkların fazla herhangi bir şeye tabi olmadan direkt gitmesi olarak bilim adamlarımız söylüyor. Biz burada kendi o sebebimiz olarak şunu ileteyim. Son teknoloji arıtma tesisimiz var bizim. Oldukça bütün sanayi kuruluşlarımızdan, fabrikalardan gelen atıklarımızı, atık sularımızı oraya topluyoruz, orada arıtıyoruz ve sürekli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü burayı kontrol ediyor. Biz de kendimiz de sürekli kontrol ediyoruz, numuneler alıyoruz, bakıyoruz. Bizim gibi buradaki OSB'lerden herhangi bir şey gitmiyor. Fakat OSB dışında olan, kontrol edilemeyen fabrikalardan atıklar kaçabilir. Yani olma ihtimali olabilir. Onların da asıl takip edilmesi lazım. Yoksa bizim gibi OSB'lerde herhangi bir atın kaçması mümkün değil. Zaten öyle bir şey olduğu anda fabrikaların direkt kanallarını biz hemen kapatıyoruz. O şekilde imkanlarımız var. Ve her yıl numune alıyoruz fabrika kanal bağlantı izinleri verilmeden önce. Buradaki numuneler analiz ediliyor. Değerlerin içerisindeyse müsaade ediyoruz, biz kanalı açıyoruz. Eğer değilse tekrar hepsi gözden geçiriliyor. O değere getirildikten sonra kanal bağlantı izni veriyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Dursun Çetin Bey ile beraberdik. 2005 yılından beri bölgede, Gebze bölgesinde önemli konuları konuştuk. Bugün tarihler 10 Mayıs 2021. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Evet, biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, değerli izleyenlerimiz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla birlikteydik. Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla. Çok önemli bilgiler verdi. Bilgiler aldık. Bir başka programda buluşmak üzere Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.